Van'ı ikinci kez yıkan deprem anı şehirdeki MOBESE kameralarınca da an be an kaydedildi. İşte tüyler ürperten görüntüler. Depreme yolda aracının içinde yakalananlar neye uğradığını şaşırdı. Şehir bir anda elektriksiz kaldı. Elektrik sistemi kısa devre yaptı. Gökyüzü aydınlandı. O anda sokakta yolda yürüyenler depremin şiddetine dayanamadı. Çoğu kişi güçlü sarsıntı nedeniyle ayağa kaydı, yere düştü. Dükkanını henüz kapatmayanlar korkuyla sokağa fırladı. Şeye enkazı namık takışmıyor. Aynen. Gitmiyor. Tulum. Tulum aynen. Gördün mü? Yazıya bak. Fark ediyor musun? Hı. Ben demin hemen ışıtı diyorum onları işte. Ben yapıyorum. Tamam, bir boşaltalım burayı da ondan sonra gelsin o peş. Bir kişi. Bir kişi tamam. Kapıları kapat Muhammed. Kapıyı kapatın. Dur bir dakika. Bir saniye. Tespit. Ne oldu? Tespit et. Al indir. Bir dakika şey yapacağız. Bir saniye şurayı. Bir saniye. Abiciğim bir saniye. Bir saniye. Kapıları kapatalım. Şurayı boşalt. Kapının ağzını boşalt. İki otelde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. 30 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Arama kurtarma ekipleri zamana karşı savaş verirken umutlu bekleyişte sürüyor. ...5.6 gücündeki deprem 12 saniye sürdü. Hasarlı binalar saniyeler içinde yıkıldı. Yıkılan Aslan ve Bayram otellerinde enkaz altında onlarca kişi kaldı. Gece boyunca iki otelde de arama kurtarma ekipleri aralıksız çalıştı. Arama kurtarma ekipleri Aslan Otel'de az önce 7. cenazeyi buldu, 7. cenazeyi çıkardı. Şimdi arama kurtarma çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Otelin çevresine sensörler koyuldu. 3 sensör aracılığıyla hassas dinleme gerçekleştirilecek. Evet, ses çıkarmayın lütfen. Yakınları otelde kalanlar battaniyelere sarılıp gece ayazında gelecek güzel bir haber için umutla bekledi. Şu anda biraz sessiz konuşmak zorundayız çünkü dinleme yapmaya başladı kurtarma ekipleri. Otelin çevresine 3 ayrı sensör yerleştirdiler. Otelin içine de yerleştirdiler ve şimdi o bölümde dinleme yapılıyor. Herkes sessizliğe davet edildi. Şu anda içeride enkazda 4 kişinin daha bulunduğu belirtiliyor. Sesimi duyan var mı? Eğer sesimi duyuyorsan sert bir cisimle 3 kere sert bir zemine vur.
son derece sessiz olmak zorundayız. Eğer beni duyarsanız tamam, üç kez tamam. Vurun diyorlar. Bayram Oteli'nde de bir yandan enkaz hızla kaldırılırken arama kurtarma çalışmaları da titizlikle sürdü. Polis ekipleri gece ayazına yaktıkları ateşle dayandı. Yakınları enkaz altında olanlar bir an bile çalışmalardan gözlerini ayırmadı. Bu sırada enkaz altından üzücü bir haber geldi. Sinyal geldi. Enkaz altından gelen bir sinyal, umutları yeşerten 20 saniyelik bir sinyal oldu. Gazeteci Cem Emir'in cep telefonundan sinyal alındı. Bu da kurtarma ekiplerine güç verdi. Sesimi duyan var mı? Hava karardı. Sıcaklık sıfırın altına düştü. Arama kurtarma ekiplerinin mesaisi ise aralıksız sürüyor. Zaman zaman ateş başında ısındılar, güç topladılar. Onlara yol gösteren, enkaz altından çıkan binanın kurtarma planı oldu. Kah seslenerek, kah özel cihazlarla dinleyerek mucizeyi arıyorlar. Bayram Oteli'nin altında kalanların yakınları da gözyaşları içinde enkazın başında. Sesimi duyan var mı? Çalışmalar iki gazetecinin odalarının da bulunduğu arka tarafta yoğunlaştı. Ekipler bölgede idrar izine rastladı. Müdürlüğündeyiz şu an. Hemen size soralım. Nereden geldiniz? Ben Kocaeli itfaiyeden geldim. Kocaeli ekibi sorumlusuyum. İsmim Kenan Demir. Kaç gündür buradasınız? Biz çarşamba günü Arçı depremin yaşandığı gün o gece yola çıktık ve sabaha doğru saat 4 gibi buradaydık. Nasıl çalışıyorsunuz peki? Kaç gündür çalışıyorsunuz? Kaç saat çalıştınız? Dediğim gibi biz o sabaha doğru geldik ve İl Afet Durum Başkanlığı kriz masasına geldik. Kriz masasının bize verdiği talimatlar doğrusuna göreve başladık. Biz de vardiyalar usulü çalışıyoruz 8'er saatte. Döneceksiniz peki şimdi herhalde çalışmalar son buldu. Evet çalışmalarımız son buldu. Ne zaman döneceğimiz bize uçak ayarlanacak. Ne zaman ayarlanırsa artık sabaha doğru olabilir, yarın olabilir. Tekrar kalmamız istenirse kalırız yine burada. Her zaman buradayız. Vatandaşlarımızın yanındayız. Nasıl çok zor şartlarda çalışıyorsunuz? Böyle aralıksız saatlerce çalıştığınız da oluyor herhalde. Evet saatlerce çalıştığımız da oluyor ama yorgunluğu o anda hissedemiyoruz. Çünkü orada bir cana ulaşma telaşı var bizde. Bir cana ulaşırsak çok seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Tabii cansız beden bulduğumuzda üzülüyoruz. Bu arada sizin de başınız sağ olsun. İki de basın mensubu arkadaşımız vefat etti burada. Öyle yani. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün basın camiasına geçmiş olsun. Size de soralım. Ne zaman artık hangi ilden geldiniz? Ne zaman dönüyorsunuz? Biz de Kocaeli'nden geldik. Kocaeli Büyükşehir itfaiyeden geliyoruz. Allah nasip ederse buradaki görevimizi tamamladık. Uçak en kısa zamanda geldiği sürede işte bütün sivil toplum örgütleriyle beraber dönüş yapacağız inşallah. Kaç kişi çıkıyor?